oldu dersinde? Yaşanan neydi? Atatürk'e ve devrimleriyle hesaplaşma olduğunu düşünüyor örneğin Dilek Akagün Yılmaz. Sanıyorum Dilek Hanım bunun gündeme getirilmesini biraz öyle söylüyor. Bu tartışmanın şöyle, olmasını da bir biraz boyutu öyle var, katıldığım bir boyutu var. Çünkü gerçekten Atatürk modernleşmesinin o Jacobin sözünü artık kullanmıyorum. Yani o gerçekten bir fazla şekilci bir şey katıyor içine. Ama ben onu Osmanlı'dan beri bir geç kalmışlık telaşı olarak adlandırıyorum. Bir an önce bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yani bir tablo çiziliyor, bir modernleşme projesi oluşturuluyor. O tabloda oraya uymayanlar, hani çarpıklar, çürpüklar, direnenler, bir şekilde takoz olan unsurlar hızlı bir şekilde tasfiye edilmeye çalışılıyor. Bu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bunu çok görüyoruz. Pek çok olayda peki, görüyoruz. Peki o bölgeye nasıl bir engel teşkil ediyor? O bölge aslında Osmanlı belgelerinden beri hep şey olarak devletle ilişkisi sıkıntılı bir bölge olarak tarif edilmiş ama biz hep oraya yoğunlaştığımız için Osmanlı'nın zamanında vergi konusu örneğin askerlik veya vergi Tuna eyaletlerinden şeye kadar yani Diyarbakır'a, Adana'ya, Adana ilinin mesela vergi borcu bu Dersim'in sorun diye tarif edildiği dönemde atıyorum 10 milyon lira vergi borcu var. Fırka-i İslahiye diye bir şey kurulduğu zaman esas olarak Çukurova, Hatay, Gevurdağı, işte Kozan bölgesindeki vergi ve şey sorunlarını, düzensizlik, askere gitmeme sorunlarını çözmek için kurulmuştur. Oradan başlayarak 1864'ten içeri doğru gitmişlerdir. Dersim'e gelinceye kadar iflahları kesilmiştir. Evet. Yani Osmanlı'nın o döneminde her bölge öyle olduğu halde biz retrospektif şekilde bugünden geçmişe bakma adeti olan toplumlar olduğumuz için konumuz bugün ne Dersim? O halde Dersim'le ilgili istatistiklere, Dersim'le ilgili Osmanlı belgelerine, Dersim'le ilgili işte şeylere, vergi kayıtlarına bakıyoruz. Ama Osmanlı döneminden bu yana diyorsunuz. Genel olarak baktığın zaman merkez dışında Osmanlı'nın hemen hemen bütün eyaletlerinde eşkıyalık, askere gitmeme, vergi vermeme, çeşitli asayişsizlik sorunları, etnik çatışmalar, her şey vardır. İmparatorluk büyük bir imparatorluk, gevşek bir şey. Peki 37 ve 38'de o boyuta neden geldi? Biraz daha hızlı ilerleyelim. 38'de bir bilgiyle, bilgi sahibi kadrolar geldiler. Yani Osmanlı dönemine dair raporlara falan aşina olan ve kadrosal olarak da devamlılık arz eden. Mesela Alpdoğan Paşa'nın baba kayınpederi Sakallı Nurettin Paşa. Bölgede görevlendirilen Alpdoğan Paşa. Evet, onun da babası Osmanlı döneminde kimdir? Adım Arif Paşa mı dedim. Galiba evet. Öyle bir adam. O da yani Dersim'le görevlendirilmiş bir paşa. O bölgeyi bilen bir çizgisi var. Evet, aynı paşaları aynı yere görevlendi. O bilgi maalesef bir kötü miras olarak yani Dersim hakkında kötü bir bilgi o babadan, oğula, oğuldan damada geçiyor ve bunlar devletin en üst kadroları, ezberleri var. Bu ezberler her rapora yansıyor. Dersim bir çıban başıdır. Dersim şöyle yapılmasıyla. Abdülhamit Paşa'nın o bölgede olması da biraz aslında diyorsunuz. Sakallı Nurettin Paşa'dan başlar mesela. Evet, onu anladım. Oraya Sünni eğilimli bir adam. Onu oraya verirler. Koçgiri isyanla. Ama Sakallı Nurettin Paşa'yı da biliyorsunuz meclisin içinde öldürdüler. Doktora götürmediler. Can çekişti. O değil. Meclisin canım. İçinde öldü. Sakallı değil o. Şey Çetin şeyi. Halit mi? He? Hayır Ali. Halit Paşa'yı. Deli tabii, Halit vurularak Paşa. Vurdu. Deli Halit Paşa. Sakallı vurularak, kendi eceliyle öldü. Nurettin Paşa da İzmit'te Ali Kemal'i öldürdü ama o ölmedi. Evet, yani o şöyle bağlayayım. Sakallı Nurettin Paşa 1921 Koçgiri isyanını bastırması için görevlendirildiğinde Sünni eğilimli biri yani ne kadar yanlış bir adamı görevlendirmişler. Adam vur deyince öldürdü. Mecliste onu Mustafa Kemal kurtardı ama nutukta 17 sayfa boyunca eleştirir kendisini. Çünkü o kadar kabul edilmez şeyler yapmıştı ki fakat devletin öyle bir bilgi, kötü bir bilgi mirası var ki onun damadını oraya atıyor dersine. Ahmet Koyaş da şunu anlatıyor. Verdiği röportajda diyor ki dönemin devlet adamlarının dinle ilişkileri dindarlık boyutunda olmasa da Aleviliğe Osmanlı refleksiyle bakıyorlardı diyor. Refet Paşa'yı düşünün diyor. Refet Bey Atatürk'ü Sivas'ta kongre yapmamak için nasıl ikna etmeye çalışıyor dersiniz? Kansız demiş. Bura ahalisi kansız olduğu için burada kongre yapmayalım şeklinde ikna etmeye çalışılıyor. Yani bir Osmanlı refleksiyle siz onu anlatmaya çalışıyorsunuz evet, yani, galiba. Atatürk'te olmayabilir böyle bir refleks ama bir alt kadrosunda ve yerel kadrolarda o refleks vardır yani. Ayşe Hanım, Atatürk'te yok. Yani raporlara baktığımız zaman ya
Ben hiç Alevilikle ilgili bir şey görmedim. Bilmiyorum. Ama şey diyor, Kızılbaşlık'tan söz ediyor. Ama haksızlık da etmeyelim. Hazırlanan raporlarda şeyi ayırıyor. Size, evet. Yani ezilen halkla ezen aşiret liderini birbirinden ayırıyor ve halkın durumunun iyileştirilmesinden bahsediyor. Okul açalım diyor. Burada başka ne yapılabilir diyor. Abdullah Paşa'dan bahsediyor. Hayır, hepsi. Neredeyse 1926 yılına kadar hazırlanan, yani Şeyh Said isyanına kadar, 25 yılının sonuna kadar hazırlanan raporlarda haksızlık da etmemek lazım. Böyle bir dil var. Yani ama 26'dan ayrı, itibaren ondan sonra değişen bir dil de var. Artık bunlardan i̇şte, adam olmaz. Değişen bir dil var ama şimdi yaşınız olursa burada ben mesela Abidin Özmen'in raporunun hemen öneriler kısmından birkaç şey. Abidin Özmen. Bakın, Doğu'ya Türklerin iskan edilmesi, bölgede yatılı okulların açılması, çocuklara Türkçe öğretilmesi, Kürtçe konuşan memurlara bölge dışına çıkarılması, Türklük aşılayacak idealist öğretmenlerin Doğu bölgelerine... Olayın tamamı bir dil üzerinden geçiyor aslında. Bir yani Türkleştirme mi diyorsunuz? Evet, yani tabii. Kürt şeyin dışarı çıkarılmasından siz ne anlıyorsunuz? Yani şunu... Orayı orada, Türkleştirelim tabii, demek istiyorsunuz. Alevilikten öte bir şey var orada. Bir Kürtlüğe Türkleştirme, Türkçeyi orada hakim kılma ve ondan sonrasında ifade ettiğiniz gibi askerlik, vergi ve benzeri şeyler. Orada yine şu haksızlığı da yapmayalım. 1926'dan önceki raporların neredeyse hiçbirinde ana dilin yasaklanmasıyla ilgili bir şey raporlarda olsa bile uygulamada yoktur mesela. Peki, 26'dan itibaren 26'ya yani kadar baktığımız zaman sonra dil kullanılıyor mesela. Evet, resmi dil Türkçe fakat ana dilin kullanılmasıyla ilgili 25-26'ya kadar herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Şehzade İslam'dan sonra diyorsunuz belkiler. 26-27'den sonraki şark raporlarda islahat, bu konu şark islahat planından bu konu sonra daha da gündeme geliyor. Şey 35'ten sonra özellikle daha fazla gündeme geliyor. O ayrımları yapmak lazım. Peki, ve oralarda ne yaşandı onu görmek lazım. Sinan Bey, Altan Bey'le ilgili Altan bir şey söylemek istiyor. Oradan sonra size geleyim ben. Buyurun Altan Bey. Şimdi tabii dedim ya, doğru soruları sorup doğru cevapları aramak lazım. Dediniz ya, sorun. Niye Dersim olayı oldu? Yani sordunuz bize. Şimdi biraz evvel Ayşe Hanım anlattı. Bu yani akşam... Osmanlı, evet, peki, devam Osmanlı döneminden kalan bir refleksten bahsediyor. Bir refleks var. Nedir bu refleks? Anadolu'nun hatta Balkanlarında birçok yerinde tepedenli Ali Paşa'dan tutun Arabistan'daki işte Vahabi isyanlarına kadar vergi vermeme ve askere gitmeme ile ilgili bütün bir Osmanlı coğrafyasında refleksler var. Evet. Bu da devlete sadece isyanla izah edilecek bir şey değil yani. Askere giden bir daha geri gelmiyor. Yani böyle bir bir durum var. 100 kişi askere gidiyorsa bunun 90 tanesi gelmiyor. Böyle bir gerçeklik bu bir. Var diyorsun sen. 4 sene, 5 sene, 6 sene, 8 sene, 15 sene askerlik sürüyor. 2 vergi, hükümet sıkıştığı vakit vergi salıyor. Vatandaşın zaten doğru düzgün bir üretimi yok. Tarım, hayvancılık iflas etmiş, sanayi yok, bir şey yok. Bir de vergi alıyorsun. Perişan bir durumda. Şimdi bu konuya çok uzun uzun girmek istemiyorum. Cumhuriyet döneminde aşağı vergisi kaldırıldı biliyorsunuz. Evet. Osmanlı'da bahsediyorsunuz. Çok, çok kötü bir durumda bir Anadolu var. Savaşlardan çıkmış, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Şimdi ne olmuş peki ondan sonra, yani Dersim'e işte niye geldik? Bir sefer hemen Cumhuriyet'ten sonra işte darbeler var. Yani meclisin feshedilmesi var. Ondan sonra 1924 anayasası var. Arkasından 1925'te Şeyh Said olayı var. Zaten Şeyh Said olayı ile devlet bir silindir gibi Sünni bölgenin üzerinden geçmiş. Arkasından Ege'de daha önce, yani Şeyh Said olayından önce Çakırcalı Mehmet Efe'den tutun bilmem Demirci Efe'ye kadar ne kadar Ege'de bu tip unsurlar varsa bunlar sindirilmiş. Tamam. Yani bir şekilde neresi kalmış? İşte Ağrı olayı olmuş 1930'da. 25 Şeyh Said, 30 Ağrı Zilan, 26-27 hatta Ağrı 26-27. Ağrının bitişi tabii, 30 işte. Birinci 30. Ağrı, ikinci tabii. Ağrı. Birinci Ağrı, ikinci Ağrı. Yani çok böyle uzun uzadıya gitmiyor. Evet. Ağrı olayında yine büyük bir sindirme var. Cumhuriyet Gazetesi'nde karikatür yapılmış bir mezar Ağrı Dağı'nın önünde. İşte hayali Kürdistan'ın mezarı bir daha dirilmemek üzere Ağrı'ya gömüldü. Hayali Kürdistan burada metfundur. Hayali Kürdistan metfundur. Burada metfundur. Metfundur. Şimdi ondan sonra dersin. Dersim tabii coğrafi durumu, ta Osmanlı döneminden beri gelen yapısından dolayı bu merkezi otoriteye bir direnç gösteriyor. İki yönden direnç gösteriyor. Hem etnik olarak işte o yapı, sosyal yapı devam ediyor. Hem de Alevilik, işte raporlarda Kızılbaşlık olarak geçen bir direnç noktası var. Tabii bundan evvel, şimdi biraz evvel arkadaşlar da söylediler, birkaç tane rapor var, can alıcı rapor var. Mesela Abidin Özmen'in raporundan bahsettiler. 1936'dır. Müfettişi umumidir. 1926 mıydı? 1936 hayır. Abidin Özmen'in raporu 36'dır.
Ender yanlış mı ben? Ben çok uzun inceledim. Hamdi Bey'in raporu. Yani Abidin Özmen'in raporu 1936'dır. Evet, evet. Ama Abidin Özmen'in raporundan bence çok daha mühim ve önemli olan ondan bir yıl önce 1935'te İsmet İnönü'nün raporudur. Evet. Ne vardı o raporda? Onları söyleyeyim. Fevzi Çakmak'ın raporu da tabii, apayrı. Tabii, Fevzi Çakmak'ın raporudur. 31. Fevzi Çakmak'ın raporudur. 1935. Mesela Fevzi Çakmak'la İsmet Paşa'dan gelelim. Evet. Fevzi Çakmak halk arasında anlatılır. O kadar Müslüman, o kadar Müslüman ki Genelkurmay Başkanlığı makamında hiçbir şey yapmaz. Kapıyı açarsınız elinde Kur'an, Kur'an okuyor diye tanıtılan birisidir. Fakat Fevzi Çakmak'ın yazdığı raporlarda ve talimatlarda 35 Kürtlere miydi? Daha öncesi daha de var. Öncesi. Peki, Kürtlere 31. yol yapmayın. 31. Kürtlere yol yapmayın. Okul yapmayın. Erzincan'a Kürt bürokrat atamayın. Hatta bir savcı vardır ismi bahsedilir. O savcının, o hakimin de mutlaka görevden alınması gerektiği söylenir. Esas can alıcı, ben şeye geleceğim, İsmet Paşa'nın raporuna. Çünkü esas en derli toplu ve itiraf etmek lazım. Bölgeyi bu kadar iyi analiz eden rapor ben okumadım. İsmet Paşa'dan. Kendisi de Bitlislidir. Bitlisli bir Kürt ailenin çocuğudur. Aslen Kürümoğullarındandır. Bir cümlesi. Diyor ki Bitlis gibi bir şehir olmasaydı bizim icat etmemiz gerekirdi. Bütün bir Kürt denizinin ortasında Türkçe konuşan bir merkezdir. Böyle bir şehir olmasaydı, Bitlis diye bir şehir olmasaydı bizim icat etmemiz gerekirdi. Ben Midyatlıyım. Mardin'e geliyor, Midyat'a geliyor, Siirt'e geliyor. Siirt ve Mardin için söylediği, Mardin için aynen cümle raporundan, resmi raporlardır bunlar. Diyor ki Mardin'de Midyat ve Savur gibi Türklüğe hevesli bir Arap şehri. Halen de bu şehirler Türk olmak için can atıyorlar. Böyle sosyetik, Nişantaşı, düzgün ıkınarak, sıkanarak böyle Arap şivesiyle Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. Peki. Ben Midyatlıyım, kendi hemşehrilerim için söylüyorum yani bunu. Kimse üzerine alınmasın. Siirtliler de, Mardinliler de böyle. Ve İsmet Paşa bu bütün raporlarından sonra Van'a kadar gidiyor, Erzincan'a kadar gidiyor. Bütün bir coğrafyayı ordu, dolaştıktan Trabzon, sonra tabii genel ama kasaba kasaba, şehir şehir o sosyolojik tespitleri tam yani 12'den isabet. Yani Kürt'ü Kürt olarak görüyor, Arap'ı Arap olarak görüyor, ne yapılması gerektiğini söylüyor. Ve ondan sonra işte o bahsettiğiniz daha önceden yayınlanan Şark Islahat planı raporlarında da olduğu gibi bir Türkleştirme ve asimilasyon politikasının öneriyor. Özellikle Erzincan, Elazığ bunlar o toparlıyor yani. O tabii, bütün rapor Erzincan çok kısa bir zamanda bir Kürt şehri olacaktır diyor. Eğer Erzincan'ın çok özellikle üzerinde duruyor. Dersim'den gelen göçler olmazsa bunlar yani resmi belgedir. Bunlar bizim yorumlarımız falan değil ve kitaplarda vardır. Benim kitabımda da vardır. Sinan Bey nasıl bir yorum yapacak merak şimdi, ediyorum. Sonuç, şimdi sonuç yani evet, şuraya gelin. Getirmek evet. istiyorum. Ondan sonra size geleyim. Evet. Şuraya getirmek istiyorum. Yani bu Dersim birdenbire çıktı. Orada işte ağalar isyan etti. Hani mesela Onur Öymen de demişti ya biz işte onları modernleştirmek için, uygarlaştırmak için pardon tabir şu yani uygarlaştırmak zaten için. Zaten raporların bu, hepsinde o var, bu, o ana var, tema bu var. Operasyonu yaptık. Temsil, yani Dersim'de temsil, böyle birdenbire bir şey zuhur etti değil. Ön hazırlık var. Tamam, ön hazırlık var. Hazırlık Fevzi Çakmak'ın, İsmet Paşa'nın, Abidin Özmen'in. Cemal raporları var, Cemal Bardakçı'nın, işte Şark İsyan var anlattığınız gibi. Ama peki. En önemlisi bence İsmet Paşa'nın raporudur. Çünkü hem konumu itibariyle hem siyasi kimliği itibariyle yani ve... İsmet Paşa bölgeyi Türkleştirmek ve işte asimilasyon etmek üzere bir politika öneriyor. Ve bütün bu raporların üzerindeki siyasi akılda Mustafa Kemal'dir. Yani onu da efendim hiç haberi yoktu, hastaydı, Dersim olurken İsmet Paşa ile konuşmuyordu. Bunların da bir alakası yok, tarihi tamam, gerçekten devam var. Ederiz. Özetle uzun uzadıya bir hazırlık yapıldıktan sonra tırnak içinde yere batasıca o uygarlaştırma hareketi başlamıştır. Uygarlaştırma hatta. Hareketi. Evet. Bir cümle bir şey ekleyeceğim. Dersim'in işte aşiretleri şöyleydi dedik ama Dersim'de Osmanlı belgelerinde de görülüyor. 50 kadar aşiretin sadece 6-7 tanesi. 6 tanesi için şakilik, işte eşkıyalık, yol kesme falan suçlaması yapılıyor. Ve bu da bir parça Osmanlı'nın birbirine düşürme, aşiretleri birbirine kontrol etmek için onu yanına çekme, bunun onun işte ona bir paşalık verme, buna vermeme gibi politikalarıyla da ilgili. Şimdi Dersimli böyleydi, sorundu diye tarif ederken bütün Dersim aşiretlerinin de devlet
ne Cumhuriyet döneminde ne Osmanlı evet. döneminde sorun olarak tarif edilmediğini hatırlatalım. Hatta biraz sonra okuyacağız. 37'de İsmet İnönü son konuşmasını yaparken harekatla ilgili. Zaten 5-6 ailedir, çok da büyük bir şey değildir. Küçük bir grubun yaptığı iştir diye de belirtiyor. Yani onu da hani birazdan bir cümle ilave edeyim izninizle. 1931'de Adnan Menderes milletvekilidir. Sinan CHP Bey çok milletvekilidir. Sakin dinledi, bilmiyorum ne diyecek, merak ettim. Adnan Menderes 1931'de CHP milletvekilidir. 1945'e kadar Celal Bayar da Dersim'in son harekatında başbakandır. Yani peki. Demokrat Parti kadroları da böyle tertemiz, hiç bunlardan haberleri yoktu. Camide namaz kılıyorlardı diye anlatmamak lazım.